Sayın seyirciler, bir izleyicimiz de demiş ki Rasim Bey, tam kapanmada AK Parti il başkanlıkları parti teşkilat çalışmalarını yürüten partililerine izin belgesini düzenliyor. Böyle bir iddia vardı, onu söyleyeyim. Ve şunu söylemek istiyorum, yarın izin belgesi nedeniyle büyük bir zorluk bekliyor bizleri, hepimizi, üzgünüm. Şunu unutmayın sadece, işveren imzalı ve kaşeli çalışma belgesi, sigorta dökümü ve kimlik sorgusu yapıyor polislerimiz. Bunları temin edin. Bu tam kapanma yasakları nasıl konuda anlamak mümkün değil. Vatandaşa hem de zor durumda olup işi olabilen, çalışmak zorunda olan, üstelik pandemi salgın ortamında toplu taşıma kullanacak olan vatandaşa yük olacak. Belki de para cezası düşecek. Polislerimize de çok zorunlu haller için anlayışlı olmak düşecek yine. Sayın seyirciler, salgın tüm hızıyla devam ederken Türkiye aşılamada hala istenilen seviyede değil. Aşı tedariği siyasetin bir numaralı gündemi. Çin'den gelmesi beklenen aşılar gelmedi. Muhalefet sorularla iktidara yüklenirken Kılıçdaroğlu aşı yetkisini CHP'li belediyelere verin diyerek yeni bir meydan okumayla iktidarın karşısına çıktı. Aşı olsa bu kadar ölüm olmayacak. Nerede bu aşılar? Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Saray ayrı telden çalıyor. Aşılar gidiyor herhalde gümbürtüye. Öyle gözüküyor. İkinci aşılar ne olacak? Günler, aylar geçiyor. Aşılamada takvim de, tedarik dozları da sürekli değişiyor. Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın aşıyla ilgili kurduğu tartışma yaratan çelişkili cümlelerin gölgesinde muhalefet aşılar nerede sorusunun peşinde. Nerede bu aşılar? Yandaşını aşı yaptırdın. Vatandaş aşı olmasa da olur. Ne olur? Ölürler. Ölürlerse ölsünler. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Aşıyı konuşamıyoruz. Başka mutant çıkmış, aklım evet. Çıktı. Nisan ayı sonu itibariyle 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Üretilen ülke kendi vatandaşları için kullanmak istediğinden bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Çin'e hiç kimse güvenmedi. Sadece Sağlık Bakanı güvendi. Şu anda Çin aşı göndermiyor ve Sağlık Bakanı sadece Çin aşı göndermiyor. Artık aşımız yok demeye getiriyor. Pandemiyle mücadelede en büyük silah aşı. Çin'in verdiği aşı sözünü tutmadığını bu sözlerle dile getirmişti Bakan Koca. Türkiye'nin Çin'le yaptığı anlaşma 100 milyon doz aşı için. Muhalefet Çin'le yapılan o sözleşmenin peşinde. Defalarca sorduk. Sözleşme yaptınız mı? Yaptınızsa sözleşmenin ayrıntıları neler dedik? Sustular. Cevap vermediler. Sözleşmede bir cezai şart var mı yok mu? Yani Çin'den aşı gelmezse Türkiye Cumhuriyeti ne yapacak? Teminat almadan mı güvendiniz Çin'e? CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidar aşı tedariğinde sınıfta kaldı, pandemi yönetilemedi derken aşı konusunda hodri meydan çıkışını yaptı. Yetkiyi CHP'li belediyelere verin, sonucu görün diyerek. Aşı konusunda bizi yetkilendirsinler ya. Bıraksınlar Sağlık Bakanlığı. Saray desin ki ben kardeşim Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yetki veriyorum. Aşı işini siz çözün. Görsünler bakalım aşı işini nasıl çözüyoruz. Böyle bir rezaleti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaşatmayız. Bütün belediye başkanlarımızla konuştum. Evet, biz bunu çözeriz. Maşallah, barekallah. Yasaklara, tüm uyarılara rağmen ara vermeden yapılan AK Parti kongrelerini de çifte standart vurgusuyla muhalefet gündemden düşürmüyor. Seninle her şeye varım ben. Salon lebalep dolu. Bugün eğer yeniden sokağa çıkma yasağı geldiyse yaptıkları kongreler nedeniyledir. Ya bunlarda vicdan var mı Allah aşkına ya? Ahlak var mı bunlarda ya? Vatandaş niye maske takmadın diye ceza yazıldı. Kendileri maskesiz kongreler yaptılar. Lebalep onların deyimiyle doldurdular. Ölüm sayıları 350, 360, 390'a çıktı. Ya bu bir cinayettir. Cinayete yol açanlar da bunlardır.